Taksim Camii 4 yıl süren çalışmayla tamamlandı ve geçtiğimiz günlerde 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapıldı. Şimdi Taksim Camii'nin hat eserleri ve nakkaş iç işçiliği nasıl yapıldı? Bu konuyu getireceğiz ekranlarınıza. Muhabir arkadaşımız Serdar Er ve Fatih Durmuş'un özel haberi. Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır. Temeli 17 Şubat 2017'de atıldı. 28 Mayıs 2021 tarihinde ise açılışı gerçekleşti. Ya Allah! Bismillah. Taksim Camii'nin her ayrıntısı özenle inşa edildi. Tek tek buraya montajı gerçekleşti. Epoksi macunlamaları yapıldı, zımbarası yapıldı ve zemin boyası atıldıktan sonra üzeri 24 er altın varakla kaplanmış oldu. Caminin içinde çalışmaların 3 ay sürdüğü bir bölüm var ki buraya gelen ziyaretçilerin en fazla dikkatlerini çeken bir nokta. Caminin kubbe kısmı. İşte o kısımda hem ahşap malzemeler hem de altın varak kullanıldı. Hem hat sanatı hem de nakkaş sanatıyla cami nakış nakış işlendi. Bu görmüş olduğumuz ana kubbe göbek yazısında Fatiha-i Şerife mevcut. Bu yazının çapı 7,5 metre. İşte şimdi nakkaş ustasıyla caminin o nakkaş işçiliğinin süreci nasıl gerçekleşti onu konuşacağız. Caminin tezyini, bütün tezyini çalışmalarını mekansal olarak bizzat yerinde ortalama yaklaşık 3 ay gibi bir zaman sürdü. Kubbenin yapımında altın varak ve ahşap malzemeler kullanıldı. Şu görmüş olduğumuz kuşak yazısı demiş olduğumuz yazı Taksim Camisi'nin çok önemli noktalarından bir tanesidir. Çünkü bu da ahşaptır. 71,5 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliği vardır ve içe dönük olarak yazılmış olan bir hat yazısıdır. 30 kişilik ekip 3 ay boyunca aralıksız çalıştı. Ve ahşap yüzlerce parçadan oluşmuş olan çalışmalarımızı tek tek oraya montaj yaparak aynı şekilde ana kubbe göbek yazısında olduğu gibi üzeri 24 er altın varakla kaplanmış nadide bir eserdir. Caminin görüntüsü görenleri hayran bıraktı. Her taraf çok güzel maşallah. Çok güzel işlenmiş, çok güzel, muntazam bir eser. Yapandan ve yaptıranlara Allah razı olsun diyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.